Şimdi hızları V1 ve V2 olmak üzere diyor, oranlarını vermiş iki hareketle aynı anda A noktasından harekete başlıyor. Hızlı olan B'ye vardığında yavaş olan C'ye varmaktadır. BC arası 80 km, burada 80 km olduğuna göre AB arası kaç kilometredir diyor. Şimdi V1'e 7 vereceğiz. Sonra 5 vereceğiz. Bu da X kilometre. Şimdi T sürede arkadaşlar. X'de T sürede gidecek. V1 T sürede A'dan B'ye yani X artı 80 km gidiyor. X artı 80 km gidiyor. V1. Hızı 7. V1 çarpı T diyeceğiz. Hızı 7 V. Çarpı T sürede yine aynı tersi. V2 de sadece X kilometreyi 5 ve hızıyla yine aynı sürede T sürede götürüyor arkadaşlar. T sürede. Şimdi bunu işte alttan aşağı kesir çizgisek, çağrı eşitirsek, sonra da işte dışarı yaparsak 7x eşittir 5x artı 400 yapar. 5x artı 4 yaparsam 2x eşittir 400, x eşittir 200. 200 km yapar. X 200 km ise AB yolu 280 km eder arkadaşlar. Şimdi şuna bakacak olursak, bakacağız. Şekildeki gibi aynı anda harekete başlayan iki hareket düzenlemiş. Hızlı olan C noktasında yakalıyor. Hızlı olan diğer sorunu A yani B C noktasında kalıyor. Hareketler saatlik hızlarını yarıya düşürürlerse hızlı olan B noktasından kaç kilometre hızlı yakalıyor demiş. Şurada bir yerde yakalayacaktım. Burası kaç kilometre hızlı soruyor. Şimdi şey neydi? Hızlı olayı yakalama olayı. Şimdi yakalama formülü ikisi arasındaki mesafe y eşittir a eksi b çarpı t idi. T sözü yakaladı ve yakaladıkça y c noktasındaydı. Yani şu oluyor. A hızındaki araç t sözü c'ye varıyor. B hızındaki araç t sözü c'ye varıyor. Bunun hızı A, bunun hızı B olmuş. A'ya B hız demiş. A'nın aldığı mesafe Y artı X eşittir. A hızı T hızı. B'nin aldığı mesafe X eşittir. B hızı T hızı diyoruz. Burada orantılayabiliriz. Şu anda orantılamaya gerek olmaz. Şimdi hızları yere düşürsek. Kaç saat sonra ya da nereye yakar diye soruyor. Soru işareti çözümün yeri soruyor. O da X cinsine göründüğü gibi. Soru işareti düzeltelim. Neyse şimdi hızı A'dan A bölü 2 oldu. Bununki de B bölü 2 oldu. Yine şu yakalama formülümüz Y eşittir A bölü 2 eksi B bölü 2 çarpı T süre yine T süre olması gerekiyor. Çünkü diyorum ki 20 ile 10 ile giden arada 10 km mesafe olan bir şeyi 1 saatte yapılıyor. 10'a 5 ile gerçi biraz T süre 2'ye katarak yani. 10'a 5 ile gitse 5 süre 2 katına çıkartacağız. Hızlar yere inerse süresi 2 katına çıkar ki 2T sürede çarpı 2T 2T sürede yakalar. Burada işlem yapılmasında görürseniz şu işlem yaptıktan sonra söyleyeyim. Y eşittir A eksi B bölü 2 çarpı 2T'den 2 ile 1 ile sadeleştir. Y eşittir A eksi B çarpı T. Gördüğünüz gibi ilk denklemi aynısı çıktı. Burada arkadaşlar işte şey değişmiyor. Yakaladığı yer değişmiyor. Hızı değişirse zaman değişiyor sadece. Aradaki mesafe değişmediği sürece yakaladığı yer değişmeyecek. Yani C'de yakalıyorsa Y değişmediği sürece X de değişmeyecek. Bunun cevabı X olacak. Çünkü X eşittir VT diye düşünsek, VT diye düşünün bakın. X değişmedi. İlk halinde VT idi. İkinci halinde hızı yere indiriyor. X'imiz X hala X. Hızımız yere inerse V bölü 2
çarpı T1 T1 olacak. Çünkü şey yolumuz aynı olduğu için birbirine eşitlerse VT eşittir V bölü 2 çarpı T1. İşler dışarı yaptığımızda T1 eşittir T2, 2T oluyor. T1 eşittir 2T. Yani bu formu şu formuna göre hız yere düşerse zaman ya da süre iki katına çıkar. İki katına çıkıyor. Ya ama aradaki AB arasındaki Y kilometre mesafe değişmediği için bundan yakalama noktası değişmeyecektir. Yani yerde yakalayacaktır.